yol yaparken kullandığımız programlar derken? Yol yaparken değil mi? Şeydir herhalde ya, harita programı falan soruyordur. Ha, olabilir. Tamam. Ha bak, mantıklı. Hiç aklıma gelmemişler. Yapıştır. Yol ararken kullandığınız programlar nedir? Veya yol yaparken kullandığınız programlar nedir? Veya yok yaparken kullandığınız programlar nedir? Neye nedir? Yol yapıyorsun? Soru gelmiş. Bunu keşif yaparken olarak algılayıp ona göre cevap veriyorum. Maps.me, bunu herkes kullanmaz. Türkiye'de kullanıcısı çok azdır. Genelde gezginler, seyyahlar kullanır veya arazi çalışmaları yapanlar çok kullanır. Maps.me aynı Google Maps gibi bir harita uygulaması. Ama güzelliği şu, insanlar bu harita programına gittikleri rotaları paylaşıyorlar ve sen o rotaları görebiliyorsun. Birebir çiziyorlar. Aynı zamanda sen istediğin yeri, işte mesela buraya geldik, ben burada kamp yapabilirim deyip orayı işaretliyorsun. Otomatik senkronize edip buluta, başka hesaptan bağlansan bile onu herkes görebiliyor. Ha, yani çok güzel bir şey. Aynı zamanda topografik haritası var. Bütün yani orman içerisinde kalan yürüyüş yollarını hepsini görebiliyorsun. Yani böyle güzel bir tarafı var. Map.me. Maps.me. Maps.me. Evet. Okay. Yani indirmenizi kesinlikle öneririm. Yanılma payı çok azdır. Uyduları bayağı sağlam. Bende yine Emrehan var. Video çekmek ve editlemek için ekipman. Ekipman. Nereye gittim ben? Ekipman. Ekipman çok önemli mi yoksa kurgu daha mı önemli? Ekipman. Güzel bir soru aslında. Ya aslında şöyle, aslında kurgudan kastın ne olabilir? Şimdi müzik videosu mu çekiyorsun? Dizi mi çekiyorsun? Kısa film mi çekiyorsun? O da çok önemli. Yani ne çektiğine göre de değişir. Ekipman gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Videonun uzunluğu da çok önemli. Yani ekipman evet her zaman önemli ama ekipmansız da iş yapılabildiğini ispatlayan birçok insan, birçok artist var. Türkiye'de olmasa da var yani, yurt dışında var. Cep telefonuyla çekilmiş bir ton kısa filmler var. Sadece kesinlikle cep telefonu öyle kullanılmış. Yani ışıklandırma bile yok. Abi son zamanlarda çekilen video klipler işte, yani müzik klipleri. Mesela Red grubunun en son klibi, Tarkan'ın en son değil, bir önceki klibi cep telefonuyla çekildi. Değil mi? Tabii bak ki. Ben bilmiyordum bunları. Yani ekipman ne anlatmak istediğine göre değişir. Yani ben evet, ben seviyorum. Ben ekipmanı çok seviyorum. Daha çok ekipmanım olsa diye de istiyorum ama yani mecburiyet de yok yani. Bu kişisel tercih bence. Doğru. Bir de şöyle bir şey var. Yine her şey bilgiye dayalı. Aynen. Eğer hani senin kurgusal bilgin, yani kullandığın programlara çok hakimsen, işin boyutunu zaten başta artı bir olarak değiştiriyorsun. Yani bilgi. Bir de rahmetli Aragüler'in bir lafı var. Yani en iyi daktiloya sahip olan kişi en iyi romanı yazabilseydi, en iyi ekipmanı olan insan da en iyi fotoğrafı çekerdi. Kesinlikle öyle. Böyle bir şey yok. Öyle. Yani eline 50 bin liralık kamera da alsan, elinde hiçbir bilgi yoksa boş yere bir 50 bin liralık bir harcama yapmış oluyorsun. Yani sen. Benim çok başıma geldi mesela şu fotoğraf makinesine DSLR'a geçtiğimden beri, hatta kız arkadaşım onaylar. Ya dedim bu iş hiç bana göre değil. Ben onaylıyor kadar, musun? Onaylıyor musun? Oradan sesin... Şöyle diyorum ya, bu bana göre değil. O kadar karmaşık. O kadar karmaşık. Yani bin bir türlü ayar seçeneği var. İstediğin fotoğrafları çekemiyorsun. Ben mesela elimden bırakasım geliyor bazen. Sonra o kızdığım ayarı çözdüğüm zaman, ha diyorum bu böyleymiş, tamam yola devam. Ya deneye yanılıyor. Kamp yerlerini mi tercih edersiniz yoksa tamamen doğada olan yerleri mi? Ben kampingleri tercih etmiyorum. Çok güzel kampingler hariç. Ya paralı yerleri tercih etmiyorum daha doğrusu. Bu param olmadığından değil ama işletme mantığı bana birazcık ters geliyor. İnsan doğada bir şeye para vermemeli bana göre. Çünkü her tarafımız bizim aslında doğa. Yani her şeyi kendin yapabiliyorken bir işletmenin bir alan alıp onun üzerinden rant sağlaması bana çok sıcak gelmiyor. Bir de o işletme alanından çok daha güzel yerler aslında ormanın içlerinde var. Yani bunu sadece keşfetmek gerekiyor. Yani onu keşfettiğin sürece kamp yerlerine para vermek çok mantıklı gelmiyor bana. Bu arada Suat Patreon'daki ilk abone. Ondan sonra kalp seni. Güzel denk geldi. Bayağı güzel çok denk geldi. Bir de yakınmışız yani. Bayağı da arabayla 5 dakika mesafedeymişiz. Ondan sonra yani YouTube sayesinde, fotoğrafçılık sayesinde, videografi sayesinde Suat'la tanıştık ve şu an bu videoları, bu fotoğrafları çekmiyor olsaydık, yapmıyor olsaydık, ilgimiz olmamış olsaydı şu an bu videoyu da çekmiyor olacaktık. Kesinlikle öyle. Yani fotoğrafçılığın böyle yanları da var. Sadece çektiğiniz fotoğrafın
like almasını beklemeyin. Asıl bu tarz şeyleri bekleyin. Bundan 2 ay önce demiş olsalardı böyle bir video yapacaksınız diye. Aklımın ucuna gelmezdi, senin de gelmezdi. Anlamsız yani. Gelirdi bana, niye yapayım ya falan derdim yani. Ama yani bu açıdan da düşünün, like için fotoğraf paylaşmayın. Nasıl daha çok like alırız diye fotoğraf şeyler geliyor, sorular da geliyor da. Yani like için, ya like'ın gelmesi güzel bir şey. Tabii ki güzel bir şey. İnsan mutlu oluyor ama... Ego tatmini. Bir, Instagram artık eskisi gibi değil ve bundan sonra da olmayacak. Ne demek istiyorum? Organik, doğal bir erişim artık olmayacak. Çünkü Facebook Instagram'ı satın aldığından dolayı artık bundan sonra sadece sponsorlukla bir yerlere gelebilecek insanlar. Ki bundan atıyorum birkaç ay öncesi 10 lira verip de ulaşabildiğin kitleye şu an ulaşamıyorsun. Doğru. Zaman geçtikçe o da zorlaşmaya başlıyor. Yani şu an sosyal medya öyle bir dönemden geçiyor ki reklam aslında hala daha ucuz. Reklam ucuz da reklam veren çok fazla olduğu için, bir de şöyle bir böyle bir yönü var. Çok fazla olduğu için senin onların bir tık önüne geçmen gerekiyor. Bu da daha fazla bütçe demek oluyor gibi gibi. Aynen, yani gene de hani 100 lira vermek yerine 10 lira bile vermiş olsan seni takip eden insanlardan farklı insanlara fotoğrafların ulaşmış olacak. Böyle bir gerçek var ne yazık ki. Ben bunu savunuyor olmak istemezdim ama ben de farkındayım. Yani istediğin kadar bir yerini yırt, hashtag araştır bilmem ne, tamam bak ben hala yapıyorum. Bir yerde kalıyorsun ama. Yapamıyorsun. Çünkü eskiden atıyorum 500 bin paylaşımı olan hashtag şu an 1,5 milyonu geçti. Evet. Sen o hashtag'i paylaştığın zaman zannediyorsun ki oradan bana çok like gelecek. Hayır, tam tersi. Tam tersi oluyor. Daha az geliyor. Neden biliyor musun? Hayal et. Bir fotoğraf atıyorsun. 1 milyon küsürlük şeyi var. Paylaşım var. Sen o hashtag'te aransan bile 2 saniye sonra senin fotoğrafın aşağı gidiyor. Aynen öyle. Çünkü oraya sürekli yeni fotoğraf geliyor böyle. Yani o yüzden öyle çok paylaşılan hashtag'lerde aslında paylaşmamak gerekiyor. Bir ortasını bulmak gerekiyor. Birazcık daha böyle benzer hashtagler ama daha az paylaşımı olan hashtagler. Bu da önemli bir nokta aslında. 50 bin ile 500 bin arası. Maksimum bak 500 bin bile fazla. 500 50 bile fazla, bin ile 500 bin arası olan hashtagleri araştırıp onlara yapabilirsiniz. Yani şey, fotoğraflarınızın altına onları yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi bundan sonra organik bir şekilde herkese ulaşabilmeniz imkansız hale geldi. Ne yazık ki. Bence böyle. Tersini iddia eden varsa... Gelsin buyursun bir de yapalım. Bir de onunla konuşalım. Yani, bir de onunla konuşalım. Yok beraber. Dediğin doğru abi. Yani hani çok zor artık ya. Birincisi mutlaka para vermek zorundasın farklı kitlelere ulaşmak için. Yoksa yerinde sayıyorsun yani öyle ya da böyle. Bir de o kadar fotoğraf havuzunun içerisinden çok büyük bir gölde yalnız bir balık gibi düşünün kendinizi. Yani hani 50 milyon tane balık var. Herkes yemek arıyor. Bir tane yemek var. Yani hani o yemeğe ilk kim ulaşırsa o kazanıyor. Bu kadar basit yani. Aynen, o yüzden like peşinde koşmayın ama eğer sosyal medyada kendi kişisel markanızı oluşturmak istiyorsanız sponsorlu içerikten kaçışınız şu an yok. Bir de şöyle bir şey var aslında, insanlar dikkat ediyorum, hesabı işte fotoğrafları atıyorlar paylaşıyorlar, belli bir zaman sonra ben nasıl like alamayayım deyip ya duruyorlar ya hesabı kapatıyorlar. Önemli olan tek bir şey var, istikrar. Yani bütün algoritmalar, bu Instagram'da olur, işte herhangi bir sosyal platformda fark etmiyor. Baktıkları en temel şeylerden bir tanesi aslında istikrar. Eğer sen istikrarlı davranırsan bunun belli bir zamanı yok. Ama bundan 2 sene sonra belki birden diyecek ki bu adam 2 sene boyunca bana emek vermiş, lap diye üste çıkartacak seni. Bunu da sabredin, yani istikrarlı olun. Bu size mutlaka uzun vadede kazandıracak, emin olabilirsiniz. Sizin içeriklerinizi bir platform öne çıkarabilmesi için sizin o platforma bir şey katıyor olmanız lazım. Burada da Suat'ın söylediği gibi istikrar. Yani siz istikrarlı bir şekilde insanları sizin profilinize veya YouTube kanalınıza vesairenize çekebiliyorsanız ve insanlara orada zaman harcattırabiliyorsanız bir sebepten dolayı. Bu işte çektiğiniz video ilgi çekici olur, çektiğiniz fotoğraf ilgi çekici olur, çektiğiniz herhangi bir içerik ilgi çekici olur. Böylece platforma daha çok para kazandırma ihtimaliniz var. Evet. Yani bir yerden sonra algoritma gerçekten ona bakıyor. Kalkıp da bilgisayarın başında birileri yok böyle. Ha bu adam çok güzel. Bir ton şey içerik yolluyor. Dur ben bunu önereyim diye bir şey yok. Arkada bir yazılım çalışıyor. Ve o yazılım çok basit sıfırlarla birlerle çalışıyor, evet, yani. Evet, aynen öyle. Ve diyor ki bu adam her hafta içerik üretiyor. Bu adam sayesinde ben insanları platformumda tutabiliyorum. Doğru. Reklam yayınlayabiliyorum bu adam sayesinde. O zaman ben bu adamı önermeye başlayabilirim. Ama 3-5 ay, 6 ay
Hatta belki bir yıl bile yeterli değil. İstikrarlı bir şekilde sürekli devam etmeniz lazım. Kesinlikle böyle. Ya ben mesela kendi hesabım için bile minimum bir yıl verdim. Yani bu kadar kolay iş değil. Yani bir anda patlamıyorsunuz arkadaşlar. Para olmadıktan, dökmedikten sonra. Para dökseniz bile. Yani bile tabii bak. Eğer paylaştığınız şey güzelliğiyse, size bak paylaştığınız şey size güzel geliyor olabilir ama doğru. Gözünüze antrenman yaptırmak için gidip de çok iyi profilleri, çok iyi kanalları araştırmanız lazım. Çünkü evet ben de fotoğrafımı paylaşırken lan ne kadar güzel fotoğraf oldu, çok güzel editledim, çok hoşuma gitti diyorum. 3 ay sonra bakıyorum, bu ne lan diyorum, bunu niye yayınlamışım ya. Ben? Ya daha yeni yakın zamanda, geçen hafta 3-5 tane fotoğrafımı arşivledim, lan ben bunu niye yayınlamışım? Ya bu tamamen işte şey, dağarcığının ne kadar geniş olduğuyla alakalı. Mesela sen bana short stage attın. Ben mesela o adamın şu anda açılarını yakalamaya çalışıyorum. Bu bana çok büyük bir artı kattı. Onun renk tonlarını yakalamaya çalışıyorum. Bu işler böyle böyle. Hep adım adım, basamak basamak. Yani bundan sıkılmadığınız sürece sıkıntı yok. 2-3 hafta daha benim bilgisayar yok büyük ihtimal. O zamana kadar da editleme videosu vesaire yapamayacağım. Drone videosu yaparım diyordum. Bir haftada o şekilde geçiririm diyordum ama elimizde drone da kalmadı. Hayatımdaki ilk drone'u uçuramadım. Belki bir iki hafta sonra kendimi alırsam. Drone'un düşüş videosunu koy ama. Ben İstiyorum ben. Sana, o tabii. Videoyu bekliyorum tamam, ben tamam, senden. Direkt sana. Videonun girişi olacak zaten. Eğer bu tarz videolar istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Mavi ekran. Windows gibi oldum. Harbi Windows gibi oldu şu anda. Soğuk. Titriyorum ben burada. Bir saattir elimi nereye koyacağım şaşırdım. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Ciao.